Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün Tarihler 15 Eylül 2023'ü gösterirken gündem videolarıyla karşınızdayız. Açıklamalarda hangi konuları, hangi dakika saniyede inceleyeceğim yazıyor. Oradan bakıp istemediğiniz bir konuyu da atlayabilirsiniz. Evet, günün en önemli gazetecilik tabiriyle manşeti geçen yıl yaşanan çok tehlikeli bir olay. Tarihler 2022 yılının 29 Eylül'ünü gösterirken Karadeniz'de İngiltere ve Rusya adeta savaşın böyle köşesinden döndü. Malum Ukrayna Savaşı devam ediyor bölgede. Ukrayna Savaşı ile birlikte en fazla destek İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Bölgede çok sayıda sinyal istihbaratını yapan, erken uyarı yapan özel görev uçakları var. Bunlar uluslararası sahada Karadeniz için konuşuyorum, uçuyor. Bir kısmı Ukrayna'nın dışındaki ülkelerin hava sahalarında uçuyor ama Ukrayna ve savaş bölgesini çok ciddi takip ediyor bunlar. Hatta Rusların yaptığı hamleler, işte kaldırdıkları uçaklar, çeşitli konuşmaları sinyal istihbaratı olarak adlandırılan bu veriler Ukrayna tarafına, NATO ve batılı kuvvetler tarafından aktarılıyor. Tarihler biraz önce de belirttiğim gibi 29 Eylül 2022 gösterirken Karadeniz üzerinde İngiltere'nin Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait RC135W Rivet Joint olarak adlandırılan özel görev uçağı 30 personeliyle uçuyor Uluslararası hava sahasında. Ve bu uça teşhis amacıyla Rus Hava Kuvvetleri 2 adet Su-27 savaş uçağını havalandırıyor. Bölgeye gidiyor Su-27'ler ve e, bu uçağı teşhis ediyorlar. Teşhis ettikten sonra işte ne yapalım nasıl bir harekat planı önlenecek mi bölgeden mi uzaklaştırılacak bunlara bakalım derken bir muğlak bir konuşma oluyor yer merkezi ve pilotlar arasında. Pilotlar iki uçak gitti biri lider önde uçuyor diğeri e, kolda iki numara olarak uçuyor. Bir numara bu konuşmanın sonrasında bir atış gerçekleştirmek üzere emir aldığını anlıyor konuşmalardan ve iki adet hava hava füzesini İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin uçağına doğru ateşliyor. Önce birinci füze gidiyor. Bu arada iki numara uçan uçak ne yapıyorsun sen diyor ve buna gerçekten küfre küfrediyor telsiz konuşmasında. Ve arkasından ikinci füze ateşlenecek ama ikinci füze Sukhoi Su-27'nin kanadından ayrılıyor ama ateşleme gerçekleşmiyor. İşte bu bir teknik arızadan mı veya pilot bir şekilde bu görevi iptal mi etti? Onu bilmiyorum açıkçası. Böyle bir durum oluyor. Şimdi bu durum hemen Ruslar tarafından ateşlenen bu füzeler uçağa Allah'tan isabet etmiyor ki bir dünya savaşı başlayabilir o anda. Uçağa isabet etmiyor. İngilizler bir elektronik karıştırma mı yaptılar, bir yönlendirme mi, bir şaşırtma mı yaptılar? Onu da bilmiyoruz açıkçası. Fakat bunun sonrasında iki pilot havada adeta telsizden kavga etmeye başlıyor. Ve bu konuşmalarda işte o bölgede uçan RC-135W Rivet Joint uçağı tarafından da tespit edilip kayıtları alınıyor. Bu olay sonrasında Rusya böyle bir özür diliyor. İşte tamam bu bölgeyi zorlamayın ama böyle de bir teknik hata olmuş oldu diyor. İngiltere buna cevap vermiyor. Fakat sonrasında BBC bu konunun üzerine gidiyor. Amerika'da New York Times bununla ilgili haber yapıyor. Ve dün yapılan açıklamayla İngiliz Savunma Bakanlığı bu olayı doğruluyor ve ellerinde de telsiz konuşmaları olduğunu belirtiyor. Burada tabii gazetecilik açısından işte adı açıklanmayan yetkililer konuşmaya başlıyor. Olayı doğruluyorlar. Bu telsiz konuşmaların olduğunu ve çok ciddi bir sıkıntının böyle bir köşesinden geçildiği ifade ediliyor. Bu olay yaşandıktan sonra İngiltere bölgede insanlı olarak görev yapan istihbarat uçakları uçtuğu zaman koluna hemen iki Eurofighter savaş uçağını yolluyor. Bu savaş uçakları da genellikle Kıbrıs'ta bulunan İngiltere'nin hava üssü var. Bu hava üssünden bir tanker uçakla kalkıyor. Bu tanker uçakta da Voyager olarak adlandırılan A330 MRTT tanker uçak. Bu iki tanker uçakla genellikle de Türk Hava Sahası'nın üzerinden geçerek e, Karadeniz'e çıkıyor bu uçaklar ve İngiltere'den gelmiş bu elektronik sinyal uçağının yanında kolunda uçuyorlar ki herhangi bir şekilde Ruslar rahatsız etmesin. E, bu uçakların yakıt ihtiyaçları olduğu zaman da tanker uçaktan yakıtı alıyorlar. Şimdi istihbarat uçakları bu gördüğünüz RC-135W bizim Hava Kuvvetlerimizde de olan KC-135'lerin özel görev haline getirilmiş bir versiyonu. Üzerinde sensörler var, radarlar var, elektronik ekipmanlar var. Buradan alınan verilerin içeride değerlendirecek olan operatörler de var. Gerçekten uçak belki 1950'lerin uçağı ama değeri üzerindeki ekipmanı çok çok yeni. 2013 yılında bu uçaklar Amerikan Hava Kuvvetleri, Amerikan Hükümeti daha doğrusu tarafından Birleşik Krallığa verildi. Birleşik Krallık'ta 2011'de Nimrod olarak adlandırılan kendi uçaklarını emekli etmişlerdi. Onun yerine Amerikalılar daha yeni nesil uçak gelinceye kadar RC 135W'ları Kraliyet Hava Kuvvetlerine vermiş durumda. Oldukça değerli. Öyle Amerika'nın da pek kimseye vermediği ama biliyorsunuz İngilizlerin başka e, özellikleri var diğer uluslara göre. O açıdan verilmiş çok çok değerli bir uçak. Düşünün, su 27'de iki tane füze var. E, bunlardan işte R27 ve R73 İkisi birden gidiyor, uçağa vuruyor, 30 İngiliz hayatını kaybediyor ve muhtemel tabii sonrası çok çok enteresan. Ee, burada da bir önemli bir durum var askeri havacılık için yorumlamam gereken Muğlak ifadeler, kesin olmayan ifadeler gerçekten çok büyük sıkıntı. Bir şey olduğu zaman kesin bir emir verilir, atış izni verilmiştir falan gibi böyle net ifade verilir. Orada sonradan dönüp de e sen bunu şöyle söylemiştin. Ben o anda psikolojik olarak çok yoğundum, stres altındaydım. Onu şöyle anladım demek gerçekten zor. Yanlış anladığınız zaman işte olay nereye doğru gidebiliyor? Bunlar çok çok önemli konular. Gelelim ikinci konumuza. Arka arkaya yaşanan iki tane mecbur iniş var. Bu mecbur inişlerden bir tanesi adeta mucize. Ee, malum Rusya'da bu Ukrayna Savaşı nedeniyle havayolu yolu şirketlerine Batı yapısı işte Boeing'ler, Airbus'lar, Embraer'lar, Bombardier'lar gibi şirketler yedek parça vermiyor, bakım hizmeti vermiyor, simülasyon eğitim hizmeti vermiyor. Her şeyi durdurmuş vaziyette. Ve tabii ki bu Batı yapısı uçaklar da ülke dışına çıktığı zaman el konulma durumu olduğu için de Ruslar bunları iç hatlarda kullanıyor. Gerçekten havacılık sektörü büyük darbe almış durumda. İşte Türkiye, Dubai gibi uçabildikleri az sayıda ülke var, şehir var. Buralara da kendi Rus yapısı uçaklarla İngiltere, e, buralara da Ruslar kendi imal ettikleri o işte Sukoylar, Ilyushinler, Tupolevler gibi uçaklarla uçmaya çalışıyorlar. Ama gerçekten enteresan bir durum olduğunu ifade etmem lazım. İşte bu zorluklar yaşanırken geçtiğimiz günlerde Soçi'den kalkan Ural Hava Yolları'na ait bir Airbus A320 Nova Sibirsk'e gidiyor. Ve e, uçuş sırasında bir hidrolik bir problem yaşıyor pilotlar önce öndeki en yakın meydana inmeye çalışıyorlar, alçalıyorlar. Fakat e, bu meydanın pistinin kısa olması ve duruşunun zorlanacağı için flap arızası nedir? E, çok özür dilerim. E, hidrolik arızası nedir? İşte, uçağı kumanda etmektir. Flaplarını indirmektir, spoilerleri açmaktır gibi iniş takımlarını açmaktır. Bunlar tabii hep hidrolikle olan olaylar. Burada bir problem yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Pas geçip Novosibirsk'e doğru devam ediyorlar ancak ee, bu seyir sırasında işte alçalmaları, pas geçmeleri yakıt kritiğine giriyor uçaklar. Ve Nova Sibirsk'e yaklaşık 200 kilometre kara boş bir araziye adeta havalimanı gibi uçuş ekibi uçağı indiriyor. Gerçekten alkışlanacak bir durum. Yolcuları tahliye ediyorlar. Allah'tan kimsenin burnu bile kanamıyor bu olayda. Gerçekten çok büyük olay. Pist gibi indirmiş. Tabi uçakta çok büyük bir hasar var ama sonuçta önemli olan yolculardan hiçbirine bir şey olmaması bu da gerçekten böyle havacılığın mucizeleri arasında yer alıyor. Tabii bu e, görüntüler izledikten sonra e, okuyucularımızdan, izleyicilerimizden mail'ler geldi. Havayolu uçakları toprak piste inebilir mi? Özel ekipmanlar olursa o zemin hazırlanmışsa bunlar yapılabilir. Örneğin Kanada'da e, çeşitli madenler için personel ve yük taşıyan Boeing 737'nin o çok eski 200 versiyonu var. Onlar o toprak çakıl pistlere inebiliyorlar ama Biliyorsunuz o motorlar kanatların altında. Ön iniş takımından gelecek olan taşlar, çakılların motora girmemesi için özel bir ekipman takılıyor oraya ve buraya uçaklar iniyor. Zaten hani çok e, maliyet ve fiyatları uçakların çok yüksek değil artık hizmet ömürlerinin sonunda buraya rahatlıkla iniyorlar. Her uçuşun tabii bir maliyeti var. E, o zemine indiğiniz için iniş takımlarında sorun olabiliyor, motorlarda sorun olabiliyor. Bunlara bakılarak e, yeni bir uçak yerine eski bir uçağı buralara kullanılabiliyor. Aynı şekilde Afrika'da da e, çok böyle madenlerin olduğu, ulaşımın inanılmaz zor olduğu noktalarda bu tür uçaklar kullanılıyor. Ama jetin en büyük problemlerinden bir tanesi çalıştığı zaman ondan havayı emiyor. Yani o e, toprak pist veya yarı hazırlanmış zemindeki çakılı taşı toprağa çekebilir. Motorla ilgili çok ciddi problemler olabilir. Bunu da böyle yarı hazırlanmış zeminlerle çözmeye çalışıyorlar. Ama tabii o işlerin ideal uçuşları daha çok pervaneli uçaklar, pervaneli uçaklarda etkilenme jete göre çok daha düşük. Bu konuyla da ilgili zaman zaman bu tür meydanlara uçuşlar yapılabiliyor. Bunlar da havacılığın bir başka boyutu. Tabi mecbur iniş derken bir de tabi Türk Hava Yolları'nın uçuş akademisi TAFA'nın başına gelen bir olay var. E, uçuşlarda eğitim uçuşlarında zaman zaman bu tür kaza kırımlar yaşanabiliyor. Hatta geçtiğimiz ay bir DA-42 uçağı da benzer bir kırım yaşamıştı TAFA'da Aydın Meydanı yakınlarında. İşte iniş takımları tam toplamıyor. Pas geçerken pervaneyi e, vuruyorlar. Bilmiyoruz tabi rapor ne çıkacak, ne olacak onu da bilmiyoruz ama ilk gelen bilgiler bu yönde. E, belki de iniş takımı açılması tam olarak gerçekleşmedi. Pilotlar da unutabiliyor. Bu tür şeyler olabiliyor havacılıkta. Pervane çarpıyor, pas geçiyorlar arkasından. Motorlardaki yaşanan problem sonrasında meydan yakınlarına mecburi iniş yapıyorlar. Allah'tan iki pilotun da durumu iyi bu tür şeyler oluyor. Tafa'nın başı e, dediğim gibi e, biraz talihsiz bir dönem. Sesna'dan, Amerikan Cessna'dan, Textron şirketi, Textron Aviation'dan tek motorlu Cessna 172 tipi bir eğitim uçağı satın alınmıştı. Bu uçak Türkiye'ye getirilecek. Nasıl geliyor bu uçaklar? Uçuyor ama pervane uçan menzili belli. 600-700 kilometre menzil var. Pasiz Amerika'dan geçireceksiniz. Bunun için genellikle uçağın kabinine ekstra bir yakıt tankı konuyor. Konuyla ilgili uzman, işte ferry pilot deniyor bunlara, uzun yolu böyle getiren özel eğitimli, çok tecrübeli pilotlar. Onlarla anlaşma yapılıyor. Uçak Amerika'dan kalkıyor. Fakat Kanada'da uçarken e, uçakta bir arıza meydana geliyor. Ve uçak bir tarlaya, boş bir alana e, yerleşimin olmadığı mecbur iniş yapıyor. Uçakta tabii ağır kırım var. E, pilot da önce hafif yaralı dendi. Daha sonra durumun iyi olduğu açıklandı. Pilot kurtuluyor. Bu tür işlerde sigortalar bu maliyetleri karşılıyorlar. E, ödüyorlar e, ve bu şekilde gerçekleşiyor ama... Koca bir okyanusu saatlerce sürecek bir uçuşu böyle bir ek yakıt tankıyla uçmak etmek gerçekten büyük benim gözümde macera. Sonuçta biz buna macera diyoruz ama pilotlar tecrübeleriyle hazırlıklarıyla yaptıkları planlamayla bu macera değil emniyet kuralları içerisinde bu uçuşu gerçekleştirebiliyorlar. Hemen aklınıza da şey gelecek biliyorsunuz TUSAŞ bir eğitim uçağı yapacak e, Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi TAFA için. Bu konuda da ilginç gelişmeler var, değişik gelişmeler var. Tasarım konusunda başka şirketlerle ortaklık yapıp hazır bir tasarımın alınıp geliştirilmesi. Zaten bu e, tasarım konusunda da epey ilerlenmiş durumda. Böyle bir adım atılacak. Bu bilgiyi de kısaca vermiş olalım. Pilot ihtiyacı ile birlikte e, dünyadaki sıkıntılardan bir tanesi de eğitim uçağı ihtiyacı. Bu eğitim uçağı ihtiyacı konusunda da farklı farklı yaklaşımlar var. Biraz e, hem Tusaş hem başka imalatçılar ellerini hızlı tutabilirlerse bu pazara güzel bir giriş yapacaklarını ben e, inanıyorum ama sonuçta Tusaş e, elindeki projeler var bu konuda sadece belki biraz e, yol gösterici üretim kalitesinin arttırılması gibi konularda zaten destek verse e, bu konuda bir e, liderlik etse yeter diye açıkçası düşünüyorum. Sivil Havacılıktan, Kaza Kırım'dan tekrar e, Ukrayna Savaşı'na doğru dönelim. Ukrayna çok büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda da Rusların Kırım tarafında e, mevcut tersanelerine çok önemli füze saldırıları gerçekleştirdi. İşte bir çıkartma gemisinde çok büyük hasar oldu. Bir kuru havuz vuruldu ve kuru havuzun içinde de e, Rus donanmasının bölgede görev yapan denizaltılarından biri vardı. Bunlar gerçekten çok ağır kayıplar Rus donanması için. Ukraynalar önce kendi geliştirdikleri Neptün füzeleriyle bunu yaptıkları söylediler. Sonra gelen bilgiler özellikle son saldırının e, Ukrayna'ya İngiltere tarafından verilmiş Storm Shadow olarak adlandırılan yaklaşık 250 kilometre menzilli e, seyir füzeleriyle bunların gerçekleştirildiği yönünde Ukrayna yaptığı mühendislik çalışmayla bu füzeleri kendi uçaklarından yani işte Skoysu 24 25'ten atacak şekilde modifikasyon gerçekleştirmişti. E, bu füzelerin atışları da bu şekilde gerçekleştirildi ifade ediliyor. Bu füzelerin e, üreticisi Avrupalı MBDA şirketi İngiltere ve Fransa ortak yapıyorlar bunların üretimlerini. Bu e, füzelerin bir başka önemli özelliği de gerçekten çok pahalı füzeler. Çok hassas hedeflere atılabiliyor. Biraz da menzili kısaltılmış durumda Ukrayna'ya verilen füzelerde ve çok böyle ölümcül vuruşlar yapabiliyor. Ama tabii ki Ukrayna'nın bu adımı Rusya da bunu karşılıksız bırakmadı, bırakmayacak da. Ee, bu da eşittir savaşın giderek uzayacağına ve gerçekten her iki taraf için çok ciddi bir hem can kaybı hem maliyet açısından savaşın daha da uzayacağının bir göstergesi. Bakalım Ukrayna'da neler olacak? Bunlar da gerçekten dikkatle izlenilen önemli bir nokta olduğunu ifade etmek istiyorum. Ee, Rusya'nın kaybı Karadeniz için büyük donanmasal açıdan sonuçta bölgeyi hava kuvvetleriyle kontrol ediyorsunuz havayı ama deniz çok önemli. Kara savaşları açısından da önemli. O deniz trafiğinin kontrolü, bölgedeki yapılacak operasyon deniz kuvvetleri büyük önem taşıyor. Ee, Ukrayna savaşı ile ilgili son ekleyeceğimiz bir nokta da Ukrayna'ya malum işte F-16 verilmesi konusuyla ilgili videoyu yapmıştım size. Son dönemlerde İsveç'in Saab Gripen uçaklarından 12 ila 16 adet civarında uçağı Ukrayna'ya verileceği ifade ediliyor. Tabii daha batı yapısı sistemler, bu nasıl olur, ne yapılır, bu konuyla ilgili İsveç yeşil ışığı yakmış durumda. Bakalım gelişmeler ne olur? Buna önümüzdeki günlerde bakacağız. Gelelim Anadolu Jet'e. Anadolu Jet 2024'te kendi yeni adıyla Ajet diye bir şirket altında operasyonu yapmaya başlayacak. Kendi bağımsızlığını ilan etmiş olacak Ajet ve Ajet ilk alım ilanını yayınlamış durumda. Tecrübeli te tecrübesiz kabin memurları arıyor, kaptan pilotları arıyor, ikinci pilotları alıyor. E, detaylarını açıklamalardaki linke veririm oraya tıklayabilirsiniz. Tecrübeli kabin memurlarının en az bir yıl tecrübeli olması isteniyor ee, ve diğer tecrübesiz adaylarda ise iyi İngilizce şartı var. Çeşitli yaş ve boy limitleri var. Yaş limiti minimum 20 maksimum 40'a çıkıyor. Kaptan pilotlar için minimum 4.000 uçuş saati isteniyor. İkinci pilotlar için de geçerli bir Boeing 737 tip sertifikası. Bakalım o iş nereye gidecek? Enteresan. Çok ciddi bir rekabet tabii bu arada Sabiha Gökçen'de başlayacak. Sabiha Gökçen'de aje'tin karşısında da Pegasus var. Ee, ben bu durumun önümüzdeki yıl özellikle bilet fiyatlarına olumlu anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sabiha Gökçen demişken ikinci pistin açılmasını bekliyoruz. Birinci pist 45 metre eninde 3000 metre uzunluğunda bir pist. İkinci pist çok daha uzun ve 60 metre eninde. Ee, bu pistin açılışı için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir tarih bekleniyor, muhtemel ilk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak, arkasından açılacak ve açılmayla birlikte yeni pist uzun ve geniş bir pist, ee, ana pist yani ilk yapılan pist çok büyük bir bakıma alınacak. Bu bakım işleminin de minimum 6-7 ay sürmesi bekleniyor yani adeta o pist sıfırlanacak. Ee, bu arada yeni pistin iniş standartları kategori i 2, ilk pist kategori 1'di özellikle sisli havalarda çok büyük problem çıkartıyordu kategori 2 olması e, Sabiha Gökçen'den hava şartlarının kötü olduğu, görüşün düşük olduğu şartlarda daha az pas geçme imkanı, daha teknik bir altyapı sunmuş olacak. Bununla ilgili tabii Sabiha Gökçen'le ilgili 2024 içinde yeni terminal planları var. Çünkü iki pistle birlikte aynı anda uçaktan inip kalkacak. Havalimanı 40 milyon yolcu kapasitesine ulaşmış oluyor. Bununla da ilgili adım atılması açıkçası gerekiyor. Fakat tabii bu çalışmalar inşaat devam ederken kargo bölümünde örneğin internet çekmiyor şu an hatlar gitmiş durumda e, bu tür böyle bir aksaklıklarda yaşanıyor biraz yolcu konforu e, özellikle biraz yönetimsel problemler nedeniyle Sabiha Gökçen de son dönemde oldukça düşmüş durumda bunu da belirtmemde fayda var. Gelelim Baykar'ın akıncısına akıncı 30 bin uçuş saati tecrübesini tamamladı ve çok önemli bir ee, geçişti bu. Yaklaşık 2 yıldır hizmette. Hizmete girişi de 29 Ağustos 2021 envantere girişi. Ee, bir rekor da var tabii Akıncı'nın. 45.118 fit irtifa rekoru var. Ee, çok sayıda ağır mühimmatları taşıyor. Bunlar çok önemli. O bildiğimiz MAM LC termobik e, T serisi Tolun, Teber 82 ve 81 LGK 81-82 Gökçe güdüm kiti KGK 82, İHA 230 süpersonik ve çakır füzesi atabilecek standartlara gelmiş durumda. Akıncı ihracat başarısını da sürdürüyor. 3.3 milyar dolarlık Suudi Arabistan'a bir satış yapıldı. Bu gerçekten Akıncı için çok çok önemli bir satış. İşte Pakistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan bizim bilebildiğimiz 3 ülkeden biri. Toplam 8 ülkeye ihraç edilmiş durumda. Baykar'da son yayınladığı basın bülteninde ihracat yapılan ülke sayısının yani TB2 ile birlikte Akıncı ile birlikte 32 ülkeye çıktığı ifade edildi. Geçen sene 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat yapılmış ve işin %90'dan fazlası da Baykar'ın e, ihracatta ayrılmış bu şekilde üretim yapıyor. Ve bir taraftan işte Kızıl Elma var. Cezeri'yi bekliyoruz sivil pazar için. Bu gelişmeleri Baykar tarafında da takip ediyoruz. TUSAŞ'ın İHA'ları açısından da bazı arkadaşlarımız bizi eleştire Hep Baykar'ın haberlerini yapıyorsunuz. Hayır. Açın lütfen bizim e, videolarımıza bakın. TUSAŞ'ın çok sayıda haberini Anka Aksungur göreceksiniz. Bir haber varsa ben buradayım. Her türlü habere de e, yer vermeye çalışıyoruz. Gelişmeler oldukça Baykar tarafı biraz daha hareketli. Son yıllarda TUSAŞ'ta İHA konusunda çok önemli adımlar yapıp ihracat başarıları böyle arka arkaya geliyor. O da bizi çok gururlandırıyor. Kazakistan'ın TUSAŞ'la birlikte bir attığı adım var. Kazakistan Ankara'dan çok memnun sayıyı arttırmak. Orada bir üretim tesisi sonrasında iş birliklerini geliştirmek istiyorlar. Bazı arkadaşlarımız diyor ki biz niye bunlara işte bu bilgileri veriyoruz? Neden budur diye böyle bir sorma ihtiyacı duruyorlar. Ee, Kazaklar sonuçta Kazakistan'ın ve Türkiye'nin dostluğu çok ayrı bir şey verdiğiniz zaman her şeyi onu teslim etmiyorsunuz, satmıyorsunuz. İşte parça üretiyor. O bir kompozit parça üretiyor orada. Yazılım yine sizde. O yazılım kodları kimseye verilmiyor. Verilmez zaten bunlar. Bir işbirliği dendiği zaman onlara yardım edilir, yol gösterilir ama gidip de işin sırları, Türkiye bu sırları ortaya koyabilmek için çok uzun zamandır çalışmış durumda. Bu da gidip tane hani bir sırrı bir şekilde tak diye ele verilmez. Bunun önemini sizlere söylemek istiyorum. İHA'lar derken arka arkaya yeni nesil mühimmatlar konusunda da güzel adımlar ve ihracat başarıları geliyor. Bunlardan biri Roketsan. Roketsan İHA 239 e, havadan karaya balistik füzesini ilk ihracatını gerçekleştirdi. Bunlarla ilgili ülke ismi henüz açıklanmadı. Benim tahminim e, Akıncı'nın ihraç edildiği ülkelerden bir tanesi bu. Bu füzenin çok önemli bir özelliğini söylemek istiyorum size. 150 kilometre menzili var ve hava savunma sistemlerinin en korkulu rüyalarından biri olacak. Normalde Roketsan bu füzeyi karadan karaya atılan bir balistik füze. Bunu bir hava platformuna koyup irtifaya çıkardığınız zaman menzilini uzatıyorsunuz noktasal bir noktaya çok daha başarılı atış yapabiliyorsunuz. Ve bunu düşük maliyetli gerçekleştiriyorsunuz. Bu açıdan İHA'lar açısından çok çok önemli. Süpersonik olması, ses hızını aşması kolay vurulur hedef haline getirmiyor bunu. Vurmak için çok ee, pahalı ve karmaşık sistemlere sahip olmanız lazım. Ve nokta atışında başarılı bir şekilde yapıyorsunuz bunlarla ilgili. Roketsan'da bu sistemin, bu mühimmatın ilk ihracatının yapıldığı haberini paylaştı. Roketsan'da haberler devam ediyor. Bir taraftan da Atmaca'nın seri imalatı başlamıştı. İlk seri imalat ki bunların çift rakamlı olduğu ifade ediliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı gerçekleşmiş durumda. Atmaca çok önemli bir platform. Deniz e, platformlarından atılıyor, Roketsan bunun kara versiyonunda çalışıyor. Hatırlayacaksınız 2019'da ilk atışın haberini sizlerle paylaşmıştık ve gerçekten e, Roketsan'ın bütün tecrübesini yansıttığı ve çok ciddi ihracat başarlarına gelecekte imza atacak çok çok önemli bir füze. Hemen ailesi de oldu, onun bir ufağı var, Çakır Çakır, hem akıncıdan atılıyor hem de Farklı platformlardan kullanılabilecek özelliğe sahip bunlarla da ilgili gelişmeler gerçekten heyecan verici. İşte Farklı bakışlar bir anda deniz için yapılmış bir silahı havaya çıkartıyor veya e, hava için yapılmış bir silahı yere indiriyor bir kara, kara platformuna koyabiliyor. Bunlar önemli gelişmeler bunların da altını çizmek istiyorum. Şimdi şöyle bir Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6. nesil savaş uçağı konusundaki çalışmalar ve rekabet tabii ki hızlanmış durumda. Pen yaklaşık 1-1.5 yıl evvel bunun videosunu yaptığın zaman insanlar dalga geçti. Ya 6. nesil savaş uçağı uçtu diyorsun. Bir tane görüntüsü yok. Tabii Amerikalı da çok aptal hemen veriyor bu görüntüleri, vermiyor kimseye. Fakat özel izinlerle konsept tasarımları ile ilgili görüntüler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Boeing Phantom Works olarak adlandırılan çok böyle gizli projeler geliştiren bir bölüm var. İnsansız sistemleriyle ilgili bir video hazırladım. İşte bu videoda Phantom Works'ün MQ-25 Stringray, MQ-28 Ghost Bat, Bat gibi e, İHA sistemleriyle birlikte 6. nesil savaş uçağının da ilk görüntüsü verildi. Kuyruğu olmayan, çift motorlu Havalıkları yani motorun hava girişleri hemen kokpitin arkasına yer alan ilginç bir tasarım bu. Böyle birkaç saniyelerinde gösterili verildi. Ve gerçekten bu iş nereye doğru gidecek bizler de açıkçası merak ediyoruz. 6. nesil Amerikan Hava Kuvvetleri sözcülerinin, e, ilgili birimlerin, komutanların söylediklerine göre ilk uçuşunu gerçekleştirmiş durumda. Birçok sistemi de mevcut 5. nesil veya 4.5. nesil savaş uçaklarında uçuyor hem insanlı olacak hem insansız olacak. Bu uçak için e, Amerika NGAD yani yeni nesil hava hakimiyeti uçağı adını vermiş durumda. Lockheedle çalışmalar yapıyor. Boeing, Orta Northrop onlarla beraber çalışmalar yapıyorlar. Ve bu uçağın hem hava kuvvetleri versiyonu olacak hem de deniz kuvvetleri versiyonu olacak. Hem pilotlu uçacak hem insansız olacak. Gerçekten enteresan. Biz e, işte 4.5. nesil savaş uçağı milli muharebi yaparken havanı yaparken Amerika işte 5. nesil F-35F-22 bir taraftan da 6. nesle ilgili çalışmalar sürüyor. Bakalım bu rekabet nasıl gidecek? Türkiye'de bu rekabeti haklı olarak biraz gecikmeli izliyoruz ama en azından oraya giden doğru yoldayız diye düşünüyorum. Programımızın sonuna doğru gelirken tekrar bir sivil havacılığa dönelim. Hatırlayacaksınız. E Airbus A320 Neo'larda kullanılan Pratt Whitney imalatı PW1100G motorları ile ilgili zamanında bir video yapmıştım. Buraya da linkini bırakayım. O problem devam ediyor. Motor parçalarında çeşitli özellikle son dönemde yüksek basınç diskinde toz metal sorunu bulunuyor. Toz metal nedir? İşte uçağın yakıt numuneleri, yağ numuneleri alıyor. Parçalarda bir eksilme var mı? Herhangi bir şekilde bir metalde bir yoğuntulma olduğu zaman bunların içine düşüyor ve bu analizlerle belirleniyor. Belirli de bir oranı geçtiği zaman motor yere iniyor, sökülüyor ve bakımının yapılması, parça değişimine gidilmesi gerekiyor. Bu parçalarla ilgili Pradan Whitney'in çok ciddi bir problemi var. 2024'te 650 uçak yere ineceği ifade ediliyor. Bu dehşet bir rakam. Bu 650 uçağın şu an dahi inmiş, yere inenler arasında Türk Hava Yolları'nın 13 uçağı var. Lufthansa'nın 20 uçağı var. Ve bu şirketleri de buradan oldukça müzdarip. Normalde yaklaşık 60 gün sürmesi planlanan bu modifikasyon işlemi ne yazık ki parça tedariği, üretimde yeni teknikler, mühendislik derken 300 güne çıkmış durumda neredeyse bir yıl bu konuda hem Pradhan Whitney'in başını ağrıtıyor hem de havayolu şirketlerinin ve tabii ki Airbus'un başını ağrıtıyor. Bir yandan da işte malum Türk Hava Yolları'nın yaklaşık 400 uçaklık tek koridorlu yolcu uçağı ihalesi var. Burada da işte Boeing, Airbus çok ciddi rekabet içindeler. Burada da işte kim ne alacak, hangi motoru bu bir soru işareti olarak duruyor. Türk Hava Yolları verdiği A320 Neo siparişinde A320 diyoruz ama en büyük modeli 21 aldı Türk Hava Yolları. Pratt Whitney motorunu seçmişti. Pegasus'ta aynı uçaktan T'den önce vermişti sipariş. O da rakip motoru CFM'i seçmişti. Leap 1 olarak adlandırılan motoru. Bakalım yeni siparişte tercihler nereye doğru kayacak bizler de merakla bekliyoruz. Evet böyle bir hızlı hızlı konuşacağımız çok sayıda konunun olduğu bir gündem programı oldu. Umarım keyif almışsınızdır, bilgi verebilmişizdir size. Son videonun kapatmadan önce de kısa birkaç kelime söylemek istiyorum. Dilan Polat'ın biliyorsunuz uçak alımı, işte Kocam bana uçak aldı diye bir paylaşım yaptı. Ben sadece bir yerde adını geçirip bir iş ileti kaça alınıyor? Yıllık uçuş maliyetleri ne kadar? Bakımı şusu busu gibi böyle bir analiz tablosu sordum ama özellikle Instagram'da acayip beni linçlediniz. Ben videolarımı hazırlarken bir magazin figürü değil. Hayır, bir bilgi vermeye çalışıyorum. Magazin figürü sadece konunun gündeme gelmesi, bir yerde geçiyor. Sonuçta Detay size vermeye çalışıyorum. İşte bir işleti kaç alınıyor, en ucuzu, en pahalısı, ikinci ellerine kadar bir işletini işletmenin maliyeti nedir? Sadece işte şu kadar yakıtı, yağ, suyu değil, bakımından hangarlamasına, e, vergisinden pilot, kabin memuru maaşlarına kadar size sunmaya çalışıyorum. Bunlar ciddi araştırmalar, güncel bilgiler. Bunları pek bir yerde bulamazsınız. E, o yüzden hani konu magazin gibi gelebilir, ama konunun arkasında detaylı havacılık bilgisi yer almaktadır. Bunu da biraz linçlediniz beni altını böyle fosforlu kalemler çizip beni çok linçleyen videonun gerisini seyretmeyen arkadaşlarımıza böyle de bir bilgi olsun diye sizlere vermek istiyorum. Evet yoğun bir e, gündem videosunun arkasından farklı farklı konulara değinmeye çalıştım. Herkese şu biraz daha sağlık konusuyla ilgili gelen bilgiler pek hoş değil ama herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.